Arkadaşlar herkese merhabalar. Şu anda son dönemde hepimizi gururlandıran Mete Gazoz'un evinin önündeyiz. Ve şimdi bu başarı hikayesini dinleyeceğiz. Bakalım nasıl olmuş. Bir heyecan var bende de, gelin. Bakalım, ben de merak ediyorum. Bu değil mi? Yanlış kapı olmaz. Allah'ım, Metin abi nasılsın? İyi, hamdolsun, hayırdır? Hoş geldin. Bekliyordun ama bugün mü beklemiyordun? Yok yani, şimdi antrenmana çıkacaktım zaten. Ne var ne yok. İyi, kapıda girebilir miyiz? Ya. Tabii tabii, buyur. Şöyle girelim. Gel. Teşekkür ederiz. Gel. Nasılsın abi? Hoş bulduk. Başkanım nasılsınız? Merhaba, hoş geldin. Neden başkanım diyorum, açıklar mısın? Sen açıkla abi. Neden? Çünkü hem eşimiz, annemiz, evet. Hem de kulüp başkanımız. Evet. Ne kulübü bu arada? Tabii İstanbul Okçuluk Gençlik Spor Kulübümüzün, Okçuluk. Mete Gazoz'un şampiyonu oldu, olimpiyat şampiyonu oldu. Kulübün başkanı, tam, annesi Meral Gazoz. Biz de tam onu dinlemeye gelmiştik, bu başarı hikayesini. Bu arada ben Metin abiyi tanıyorum tabii ki de. Nereden tanıyorum? Çünkü Mete Gazoz'la tanıştım. Bu olaya erdim diyebilirim Mete ile. Yok canım. Sonra Mete dedi ki, benim bir babam var dedi. Tanıman lazım abi dedi. Tanıştık, çay içtik, kahve içtik. Çok güzel şeyler anlattı. Ve ben kendi kendime dedim ki bu anlattıkları benim beynimde kalmamalı sadece. Siz de dinlemelisiniz. Çünkü gerçekten babası, annesi muhteşem insanlar. Yani bu okçuluğa gönül vermiş insanlar. O yüzden bunu bir de kendilerinden dinleyelim istedik. Bizi evlerine davet ettiler. Çok. Bakalım. Dedim. Yani bugün beklemiyordum gerçi de. Bugün, değil mi? Sürpriz oldu. Sürpriz oldu. Bir bekliyordu ama bugün beklemiyordu. O yüzden istersen bir başlayalım abi. Dikkatim burası çekti bu arada. Bir buranın yanına böyle gidebilir miyiz? Başlayalım abi. Şimdi üst sıra benim okçuluk hayatım diyeyim. Hani evet, bu arada bunu bilmiyorsunuz. Kendisini onu da anlatsana abi. Senin bayağı. 1984 yılında Sakarya'da Türkiye'deki okçuluk faaliyetleri işte pilot iller seçildi. İşte biz Sakarya'da 84 yılında seçilen ilk ekiplerdeniz, ilk öğrencilerdeniz. Ha, benim biriktirebildiğim kupalarım bunlar. Hani şu anda bana ait olan ama geri kalan hepsi Mete'nin nedir? Mete'nin işte yılın sporcusu Forbes dergisinde çok çıkan iyi, evet. Ödülü. Ondan sonra esas büyük ödüllerden iki tane, iki ödüle Dünya Okçuluk Federasyonu'nda yılın en iyi erkek okçusu ve yılın en iyi çıkış yapan okçusu. İki ödüle aday olmuştu 2018 yılında. Burada yine PTT Genel Müdürümüzün yaptığı pul, hatıra pullar var. Öyle mi? Vay, basınmış. Bu çok güzel ya. Hani bu güzel bir şey. Bir onere edilmesi, bir baba çok. Olarak, aile olarak tabii ki çok gurur duyuyoruz. Herkesin çocuğunun böyle inşallah güzel işlerin altına imza atmasını dilerim. Hani herkese bu Metin duyguyu yaşamasını isterim. Bana laf soktu galiba aileme. hayrettir. Sen de yap artık bir şeyler. Adalarda koşarak olmuyor bu işler. 3 yaşında 2004 olimpiyatlarına hazırlanıyordum. Baktım o da hani ya tutuyor ben çekiyorum daha çok ufak. Dedim onu bir küçük bir yay ayarlayayım. 5 yaşından sonra da Mete'yi 9 yaşında Türkiye şampiyonlarına götürmeye başladım. Aynı zamanda ben de milli takımda ok attığım için. O 2007'de başladığım itibaren Mete'yi devamlı kamplara götürmeye başladım ki alışsın kamplara. Sonuçta kamp yaşantısı, sportif yaşantı farklı. İsterseniz bir de hani nedir bunun de devamı? Hani bir süs olsun diye kitaplık yok. Mesela şuradaki hemen hemen hepsi okçulukla ilgili, evet. Kitaplar. Biliyorum nerede? Aşkım. Tamam. Nerede? Ne yapıyor? Yer değişti. Bunu da koyarız. Hayatım konuşma. Yengeden talimat geldi. Hayrettin'in videolarında bunlar yayınlanıyor. Bak, konuşma. Sen seyret ondan sonra. Sakin. Fark yer mi değiştirdim? Tamam değiştirdim. Tamam, fark etmez. Yani baktığımızda kitaplık, kitabı çok seviyoruz çünkü ha. Yani kitap yazılı kaynak, özellikle hani kulüp başkanımız eşim aynı zamanda, hı-hı. Hani o da çok kitap okumayı sever, kızımız öyle, ben de öyle. Yani şu sıra komple Türk okçuluğuyla ilgili kaynaklar. Yurt dışında Almanya'dan getirttirdiğimiz yurt dışı kaynaklı kitaplar. Yok, yurt dışı yani. Almanca dergileri ciltlettim mesela. Ya bayağı okçuluk ansiklopedisi bu. Ama bunlar kaynak, yazılı kaynak. Yani bunlar önemli. Ya yani siz, bu tarafa doğru geçtiniz yine. Ya siz ömrünüzü buna adamışsınız abi. Tabii. Yani ailecek. Kızım da 2019 yılında Fransa'daki Salon Dünya Kupası'nda dünya ikincisi oldu. Yani öyle mi? 15 yaş altında. Hani onun da Türkiye şampiyonlukları var, Türkiye'de dereceleri var. Okçuluğu yaşayan bir aileyiz.
İsterseniz tanıştırayım Melisa Gazoz. Ben Melisa'nın yanına geçeyim. Sen de peki buna tabii evet. Tutkuyla devam ediyorsun yani. Ne güzel bir şey ya, ailece yani. Gazoz kardeşler olarak. Hani Williams kardeşler var ya teniste, biz okçulukta Gazoz kardeşler. Bir şey söyleyeyim, büyük oluyor. İkinci gün önce şöyle bir şey oldu. Metin abi aradım. Metin abi dedim, yarın gelebilir miyim dedim. O da bana şöyle bir dönüş yaptı. İçişleri Bakanı ile görüştüm. Yarın evde olmayacağım. Yani yarın gelme dedi. Tamam dedim. Şimdi Mete Gazoz da tabii ne bileyim hani federasyon, işte madalyalar, devletler falan. Ha sen öyle anladın. Ben öyle anladım. Ben gerçekten İçişleri Bakanı anladım. Meğersem. Türkiye'de her evin İçişleri Bakanı evin hanımıdır ya. Kimdi? Lütfen. Evet. Evet. Annemden biliyorum. Ben de annemden biliyorum. Babam kim ki evde? Anne. Estağfurullah otorite. Canım siz de abarttınız o kadar da değil. Sözü meclisten dışarı Metin yani. Abi. Evet, sevgili İçişleri Bakanımızla beraberiz. Nasıl bir duygu? Anne olarak tabii daha değişik bir duygu değil mi Mete'nin olayı? Mete aynı olayı. Anne baba fark etmiyor. Değil kimisinin mi? De sevinci, gururu aynı. Bir şey değişmiyor. Siz de ömrünüzü, yani hayatınızı tabii. Bu okçuluğa verdiniz. Peki okçuluk ben yaptınız. Ben evlendikten sonra verdim. Şey gibi oldu hep bu adam yüzünden. Mete çok şanslı ikiniz açısından ya gerçekten. Anne, annenin rolü büyük tabii. Eşimi tabii. De desteklemesem o da yapamazdı evlendikten sonra. Bir de evet çünkü evlendikten sonra başka bir hayat tabii, başlıyor. Tabii başka bir hayat. O sürekli kamplardaydı. Ben yalnızım burada çalışıyorum. Mete küçük. Evet. Zor. Çok zor. Evet. Mete'den önce babasını destekledi. Önce babasının arkasında. Peki şu anda başkanlık yapıyorsunuz. Evet. İstanbul Okçuluk Gençlik Spor Kulübü'nün başkanıyım aynı zamanda. Hı-hı. Onun dışında ev hanımlığı falan tabii evet. Devam. Öyle bir altın günü falan hiç öyle şeyler yok, olmuyor. Yok altın yani. Gününe fırsatımız yok. Ok günü. Ok günü yapıyoruz. Ok günü. Şimdi yerlerine de gideceğiz. Orayı da çok merak ediyorsunuz biliyorum. Ben gittim ve büyülendim diyebilirim. Ama ondan önce bir Metin odasına girebilir miyiz? Tabii, Metin tabii, abi. Tabii. Bir Metin odasına tabii. Girelim. Metin abi giriyor muyuz? Efsane, efsanenin odası mı? Ya inanılmaz. Tabii çok tatlı. Çok az geldiği için çok odası... Çok mütevazi, tatlı. Yani hakikaten şu an içim güzel oldu ya. 10 günde kullansa onun odası ayrı, oyun konsolu ayrı. Oyun koltuğu şöyle aldık mesela. Ankara'da Kongrezum'da Salon Dünya Şampiyonası'nda işte illa koltuk istiyor bilmem ne Ferra şey koltuğu böyle. Oyun özel koltuğu, oyun koltuğu. Ya oğlum yapma etme o zaman işte 100 liraysa koltuk işte bayağı bir meblağ isteniyor. Dedim oğlum oturacaksın. Yok baba şöyle özel böyle özel. Ya dedi dünya şampiyonu derece yaparsam ha o zaman alırım dedim. Dedi. Adam derece yaptı. Orada ikinci mi oldu? Burada da işte yine ödüllerimiz var. Ha şu mesela çok gözüktü. Olimpiyatlar. Şu değil mi? Şu mu? Evet. Olimpiyatlarda kullandığı akreditasyon kartı. Bu bütün olimpiyat köyünde geçen. Ondan sonra orada giriş çıkışta her yere giriş çıkış akreditasyon kartı. Bu olmadan orada işsiniz aslında organizasyonda. Evet. Bu çok önemli evet. O yüzden. Kimlik. Aynen. Bu da diğer ülkelerden okçulukla ilgili veyahut da diğer branşlar, olimpiyat komiteleriyle ilgili verilen pinler. Çok güzel. Bunlar da tabii oraya özel, hani oraya özel yapılmış. Evet. Yani şunu diyebilir miyiz? Biz şu anda Mete'yi nereden tanıyoruz? Olimpiyat şampiyonu olmasından tanıyoruz. Aslında evet. Ama değil. Bunun öncesinde gördüğümüz gibi. Tam. Yani katıldığı her yarışmadan bir madalyası var kesin. Bu başarının arkasında bir 10-12 yıllık, 13 yıllık bir performans antrenmanı ve performans yarışmaları var. Kesinlikle. Yani... Bunun önemi o. İlk madalyasını kaç yaşında almıştır burada? Burada... 3 yaşında başladı. Ya şöyle ilk yarışmasında 54 kişi katıldı. Mete 54. oldu. Ağladı. Aa niye ağladın oğlum dedim. Kağıdı ters çevirdim. Bak dedim birincisin. Kağıda nereden, olaya nereden baktığın önemli. Mete Gazoz'un odasında o kadar güzel şeyler anlattın ki hakikaten yaşadım. Şimdi ne yapacağız? Peki nereye gidiyoruz? Mete'nin ikinci evi diyelim. Burası birinci evi ise saha, kulüp Mete'nin ikinci evi. İkinci ömrünün geçtiği yeri Mete'nin ikinci evi. Tamam. Kulübümüze geçelim. Aslında şu anda bizi izleyenlerin en çok merak ettiği yer. O zaman Mete'nin ikinci evine görüşmek üzere. Gidiyoruz abi. Hadi. Evet, okçuluk kulübümüze geldik. Benim asıl merak ettiğim burasıydı. Ben burayı gördüm tabii ki de ama size de göstermek istedim. Ve Metin'in evinden çıktık, odasından çıktık. Birinci evinden çıktık, ikinci evine geldik. Metin abi.
Evet, yani Mete'nin hani okçuluk sahamız. Bir okçunun en mutlu olduğu yerlerden birisi aslında. Çünkü ömrü sahada geçiyor. Hı. Ne yapıyor? Atış çizgimiz 70 metre, 60 metre, 50 metre ve teknik atışlarımız var. Mete'nin yarıştığı mesafe 60-70 metre pardon. Hı hı. Buradan atışını yapıyor. Alt tane okunu atıyor. Ondan sonra 70 metre yürüyerek hedefe gidiyor. Alttan oku çekiyor. Yeniden geri geliyor. Sonra bir alt ok daha atıyor. Sonra bir daha gidiyor. Gidiyor. Ya bütün gün böyle. Birisi almıyor. Yok. Kendi gidiyor. Aynen. Bu arada bu sesler oktan gelmiyor, merak etmeyin. Evet, şu anda yerimiz... Neredeyiz abi bu arada? İstanbul Avcılık Atıcılık Sporu Kulübü içerisindeyiz. İki kulüp bir adayız. Şu anda İstanbul Avcılık Atıcılık Kulübü'nün okçuluk sahasını kullanıyoruz. Sağ olsunlar. İki kulüp bir aradayız. Metin abi bu atıyor ya. Yani 70 metre. Şu kaç metre abi? 50 metre. 50. 60, 70. 70. Metin'inki? 70. 70. Olimpiyat ve Türkiye şampiyonu ya. 70. Uzak. Yani... Yani, ve göremiyor değil mi, o şeyi göremiyor. Yani görme eylemi olarak görüyoruz ama hani nereye ortaya gittiğini göremiyoruz. Tam ortası bir çay tabağı kadar. Evet. Onu görerek atılan bir şey değil, yani hissedilerek evet. atılan bir şey. Benim burada çok hoşuma giden, kendi fikrimi söyleyeyim, atıyorlar. Ve o yürüyüş mekanı çok güzel. Orada bir düşünüyor. Tabii ki. Bir yani kendini rahatlatır. Yani dikkat edin, gidip gelirken sporcu kendiyle baş başa kalır. O zaman bir içeri dolaşalım. İçeri geçelim. Bir mutfağa gidelim, mutfağa. Hadi. Burası ne abi şimdi? Kışın burada çalışmalarımızı yapıyoruz. Mesafesi 18, yakın mesafe olduğu için hedefler de küçülüyor. Tabii. Tam vurduğumuz nokta mesela salonda 1 liraya falan denk geliyor. Bütün her şey burada olur. Yani temel eğitim, yarışma. Hepsi burada değil mi? Evet. Tabii. Yani bu şu anda. Burası var. Aslında ben Metin abinin bir odası var, onu göstereceğim de. Onu biraz sona bırakmak istiyorum. Ben atölye çünkü şok. Hayran kaldım kendisine yani. Şimdi yavaş yavaş şu şuraya mı geçelim? Yani mesela şimdi şöyle, burası modern okçuluk diyebileceğimiz, olimpiyat ve dünya şampiyonlukların yapıldığı klasik yay ve makaralı yayda. Şu anda mesela tezgah, işte yayın ipini, kirişini yapılması, okların hazırlanması. Şu masayı çok güzel. Tabii oklar mesela şey, mesela şöyle şaft gelir, çubuk şeklinde gelir. Sonra buna tüylerini takıyoruz. Hepsi ayrı ayrı gelir. Yani bunların hepsinin montajı burada yapılır. Hep antrenörlerimiz mesela, hocalar hep kendileri yapar. Yani hazır gelmez. Hepsi kişi özel. Yani yayın tamamı kişi özel. Çok güzel. Okçuluk o kadar büyüdü ki diyeyim Türkiye'de. Şu anda ülkemizde sadece yayın kirişini yapan bir firma var. Sadece ok üreten, ahşap ok üreten bir sanatkar grubu var. Hani... Peki bu Mete'den sonra olay daha mı büyüdü? Nasıl oldu? Hani şöyle, yani dünya okçuluğuna baktığınızda tabii ki her okçu, her milletin ortak atasporu. Tabii. Çünkü mağara devrinde duvarlarda ok ve yay çizimi var. Daha millet devlet kavramı yokken ok ve yay varmış. Her milletin ortak atasporu. Tasvir, Türk tasviri o şekildir. Atın üstünde her yöne ok atabilen millet diye geçer. Ve dört dana koşarken mi atıyor? Kesin tabii. Sakın ha, Romalı tarihçiler der ki sakın ha bir Türk'ü avlamayın, avsizsiniz. Çünkü kaçıyor. Ha değil mi? Kaçıyor zaten. Abi öyle değil abi. Geriye dönüp ok atabiliyor. Kaçıyor giderken, dört dana koşarken. Ayağına bastığın yerden okun düştüğü yer kadar cennetten bir yer ayrılacaktır demiş Peygamber Efendimiz. Onunla ilgili mesela hadis var. Ondan sonra İstanbul Fethi'nden Fatih Sultan Mehmet bugünkü Ok Meydanı dediğimiz semti ve Okçular Vakfı dediğimiz o vakıf alanını okçulara bahşediyor. Yani orada diyor bu alan üzerinden kuş dahi uçurmayacaksınız diyor. Herkes ok atabilir ama herkes o sabrı göstermeyebilir. Evet. Şöyle bir gezelim tabii, mi? Hadi tabii. Gel. Bunlar temel eğitim ekipmanı. Yani ilk etap mı bu? Etapta bundan başlanır. Bu enteresan. Burada önemli olan şu. İşte 14, 16, 18, 20, 30 pound, yani sertlik olarak pound sistemi kullanılıyor. Yayın, yani yayı geldiğimizde yayın sertliği, evet, bunun parmağımıza binen yük, yayın sertliği. Evet. Onun dışında bir de şöyle bir inanç var. Ya burada gördüğünüz bütün yapıyı kendim yaptım. Bu çok önemli, evet. Hani buna bir bu güzel, hani ve büyük bu arada. Tamam. Bir gezeceğiz bu, şimdi. Evet, bu Mete'nin ok ve yayı burada mı şu anda? Değil. Kampta. Dünya şampiyonasına gidecek. Çünkü onunla ilgili şöyle bir şey demek istiyorum. Ben bir elime alayım dedim. Ziyaret etmiştim burayı. Ağır. Çok ağır. Ağır. Evet, yani bu, ben bir çekmeye çalışayım 25, gelmiyor yani. 24, keşke burada olsaydı gösterirdim 24, size. 24-25 kilo kaç? Parmağına yük biniyor. Yani 25 bir kilo. Bir okta 25 kilo çekip kıpırdamadan durmasın. Ben şuraya kadar çekebildim. Normalde bunu 150, buraya... Orada nabız 150. Yani sen şimdi koşsan nabızın anca o öyle çıkaracak. Yani düşün. Evet. Ama dikiliyor Mete. Evet. Büyük bir baskı var. Atarsan şampiyonsun,
atamadın kaldı. Burası abi. Burası temel eğitim. Temel eğitimimiz 5 metreden başlatıyoruz. Aha. Neden? Bu 5 metre burası. 5 metre yeterli. Çok büyük alana gerek yok. Yarışmada 70 metre atıyoruz ama çok büyük alana gerek yok. Çünkü vücudumuzu eğitiyoruz aslında biz evet. O katarken. Bir çeken ama şurası paramparça olmuş. Tabii burası. O yani çocuklar hani baya severler sağ olsunlar. Şuraya bakar mısın? Nasıl çalışma bir... 2 saat, 3 saatte paramparça olur. Hedefler... Bu 2 saatin şeyi mi? Tabii. Tabii yani amaç şöyle. Ne kadar çok ok atarsa o kadar kaslar o hafızayı alıyor. Günde kaç saat çalışıyorlar abi öğrenciler? Yani yarışmacılarım benim 1'de gelir. Akşam 8'e kadar 8 saat. 7 saat. 7-8 saat atıyor. Şimdi ben Metin abi tanıdım ve en çok sevdiğim özelliği de şuydu. Üretmeyi seviyor. İsrafı sevmiyor. Hep kendi bir şeyler üretiyor, yapıyor. Şimdi o özelliğe başlayalım. Ki nereden başlayalım? Bunlardan başlayalım. Hedefler. Nedir evet. Abi bu? Ya şimdi bu EVA denilen yumuşak malzeme. Yani hedefimizin özelliği okutulacak kadar sert ama oka zarar vermeyecek kadar yumuşak bir malzeme olması lazım. Eskiden preslenmiş samanlar kullanılıyordu. Bir gün bir ayakkabıcı arkadaş geldi. Dedi ayakkabının tabanın böyle işte dedi böyle bir malzeme var. Bu ne dedim işte bu. Sonra Gedikpaşa'ya gittim bir plaka aldım 1 metrelik. Kestim böyle test ettik oldu. Ama biz bunu iple bağladım. Oku çekerken bu dışarı patladı. Sonra bunun içine delik açtım. Bir tane demir mili koydum ki patlamasın. Aha. Sıktım onu presledim. Şimdi mesela hedefin ortası zarar gördüğünde sadece bu kısmını atıyorum mesela. Mesela bu zarar gördüğünde bunu sadece burasını çöpe atıyorum. Üstten yeni malzeme koyuyorum. Bunu yeniden devam. Güzel. Tabii geri dönüş. Harika. Ve şu anda ben ne merak ettiğinizi biliyorum. Soruyorum. Mete'yiz. Meten hocası sen misin abi Mete Gazoz? Mete'nin ilk başlangıç hocası benim. Evet. Milli takıma girene kadar Mete'yi ben çalıştırdım. Aha. Milli takımda 2012'de milli takıma girdikten sonra belki bir sefer yayını ellemişimdir. O da 2014 falan olması lazım. Hmm. Milli takıma devrettiğimde milli takım hocamız şu anda Yusuf Göktuğ Ergin. Dedim ki oğlum gir çocuğun koluna dünyayı fethedin. Ya dedim senin yani sporcu yetiştirmen ayrı bir şey. Ama üst düzeyde sen Avrupa, dünya her yere gitmişsin. Ona da söylediğim şu oldu. Açık olmamız, dürüst olmamız lazım. Hmm. Senin dediğini ben... Mete gelip bana rahat bir şekilde anlatabilmeli. Benim dediğimi de Mete sana gelip rahat bir şekilde söylemeli. Bir hikaye var diye onu anlatabilir miyiz? Tabii. Kısaca. Tabii. Yanlış anlaşılmaların önüne geçmek için yaptığın o şeyi anlatsana abi. En son Mete'ninkini yapıyor musun falan. O, bak o çok güzel bir hikaye. Bak burayı bak bu burayı çok iyi dinleyin. Mete'nin ilk olimpiyatla milli takım seçmesi daha ufak. Yani Mete de işte deneyim sahibi olsun diye A takıma çağırdılar. 6 ay geçti. Mete işte en son gün dellendi. Ya dedi adam benim babam dedi bana dedi bir düşmeye dedi ya bana bir şey yapmıyorsunuz dedi. Çalışamıyorum babamla dedi. Herkes güldü ya dedim oğlum hani bak baba senin yer bizim. Kızma biz ne zaman çalışacağız? Ya dedim oğlum bunlar şimdi gider antrenman biter. Kapımızı kapatırız. Bir çayımızı bir kahvemizi koyarız. Baba oğul böyle karşılıklı. Hakikaten öyle yaptı. Saat oldu 10 o zaman 10'a kadar açıktı kulüp. Gece 10'da gönderdim onları. Sabahta 8'de Mete'nin uçağı var. Milli takım seçmesi. İlk seçmesi. Önemli yani. Bir de büyük takım A takım. Ondan sonra kahvemizi yaptık, bir kahve içtik, bir sakinlik. Aldık yayını, ayarladık. Mete sabah ertesi günü gitti işte bir hafta sonra seçmede ilk 3'e girdi A takımla. Ondan o dönemden beri de A takımla hatta birinci olarak, ikinci yılda birinci olarak girdi. Bir daha hep birinci olarak devam ediyor. O zaman abi şu mutfağa geçelim mi? Tabii, ne demek. Benim ne en demek? Merak ettiğim yer şu anda. Tabii ki. Gelin size çok hoşunuza gidecek sizin de. Ya burası atölyemiz değil. Burası tabii senin... En güzel yer. Benim hayran olduğum yer. Metin abi olay buradan başlıyor. Ya şimdi benim için öyle yani. Şimdi burada yaptığım tabii. Her bir şey bir meslek dalı. Hı-hı. Şimdi işin modern kısmından geleneksel kısmına geçelim. Neden? Hep dediğim şey geçmişini bilmeyen geleceğini nasıl kurar? Burada kullandığımız bütün alet edevatlar ya bir kısmını kendim yaptırdım ya da bir kısmını kendim yaptım. Veya bir kısmı dedemin kullandığı araçlar. Senin kendi yaptığın var mı burada mesela? Hangisi? Şunu kendim yaptım. Ne bu? Bunlar mesela sinirleri tarıyorum ve aralarını açıyorum. Aha, birazdan geleceğiz onlara. Mesela kendi ağacımı, yay yapımı, geleneksel yay yapımında akça ağaç kullanılır. Bunlar 3 sene kurutuluyor. 3 sene bekliyor musun? Tabii, 3 sene kuruttum. Ondan sonra bunu fırınlayıp, yani sıcak suda kaynatıp, işte kalıplarda burada şu şekle verdiriyoruz. Bu şekli alıyor. Maşallah. Sonra gövdesini yapıp montajlarını yapıyoruz. Ama bunun şöyle özelliği var. Mesela bu Topkapı Sarayı'ndan Yıldırım Beyazıt'ın okçuluk yay modeli. Bütün yapıştırmayı mesela doğal araç gereçler kullanıyor. Doğal yapıştırıcı mesela. Mesela? Sazan balığının hava kesesi, Mersin balığının onu bir görebilir miyiz? O mu? Tabii yani bunlar o malzemeler. Manda boynuzu kullanılıyor. Bu manda boynuzu mu? Manda boynuzu evet.
Yani. Nasıl bir şey ya? Bunu, yani bu nereye kullanıyorsun abi? İç dış, pardon, dış tarafını yapacağız. Neden? Bunun olmuşu var değil mi şu anda yeni? Şu anda yok. Daha bunu ilk yapıyoruz yani. Ha. Daha doğrusu modernden buraya vakit bulamıyorum. Okay, bu tamam. Kafa dinlemeye burada. Benim hobi amaçlı yaptığım bir şey. Ama hepsini elimden geliyor. Mesela içine sinir tendonlar var. Hayvan tendonu. Bu hayvan tendonu. Tabii bunları mesela. Hangi hayvanın bu? Bu sığır dediğimiz sığır tendonu. Hayvanların aşil tendonlarını. Aha. Böyle kurutuyoruz. Sonra bunu şimşir tokmakla böyle eziyoruz. Bu hale geliyor. Ondan sonra bunu ayıklayarak demet haline bunu şu fiber hale getiriyoruz. Sonra bunu... Bu ne abi? Bu işte o tendon bu hale geliyor. Bu hale geliyor. Evet. Ayıklaya ayıklaya kurut. Kesinlikle. Sonra 4-5 sene sonra bunu geriye doğru kuracağız. Ondan sonra hani çektin kırılabiliyor. Böyle bir şey var. Yani en az 2000 sefer vurman gerekiyor. 2000 sefer. Şu hale getirmek için. Şu hale geliyor. Şu hale gelmesi için. Ondan sonra bunu ayıklıyorsun. Sinir oldum deyin buradan gelir. Bunu ayıklamak o yay yapımın en sinir işi budur. Yani bunu çözmek çok zordur. Adamı yorar yani. Sinir oldum olayı buradan mı geliyor? Mesela bir oka, bir ok boyuna bir buna gez denir. Ölçerken bunlar ölçüyorlar. Gezliyorlar. Yani gezinmek fiili buradan geliyor. Gezinmek fiili. Evet. Mesela şu dünyada bir taşı, dikili taşım yok dendiğinde işte menzil taşı padişah fermanıyla dikilmiş. En uzağa attığında fermanlarla işte sen oraya bir menzil taşı dikiyorsun. Hmm. Ve nedir? İşte orada o dönemin en iyi edebiyatçısı veya şairi kimse o taşa senin adına beyit yazıyor yani. Şiir yazıyor. Şiir yazıyor. Düşünsene bana Nazım Hikmet veya işte böyle bugün en ünlü şairi bana yazı yazıyor. Mete Gazoz, Metin Gazoz ne attı, ne uçurdu, ne yendi İtalyanı falan böyle bir şey yazıyor. Evet. Düşünün hani böyle önemi onu olan gibi, bir, tabii. Onun gibi o tarihe kalan bir şey aslında. Metin abi, bu şu anda elinde çok önemli bir şey var. Nedir bu abi? Bu Mete'nin 3 yaşında kullandığı ilk yayı. Evet. Ben yani, şu yaşında kullanamam bunu. Şöyle söyleyeyim, resmi var. Ya bu yay kadar boyu. Ya. Tutmuş bu yay kadar, boyu bu kadar. Hatta büyük yay, büyük kendisinden. Hala kullanıyorum mesela şu anda standta ufaklar geldiğinde. Çocuklar mesela babası ok atıyor, annesi ok atıyor. İlla ok atmak istiyor. Gel dün bak sana Mete'nin yayına ok attıracağım diyorum. Oo. Mest oluyorlar. Yani tabii ki saklamak isterim hani bir şey olmasın ama eninde sonunda ahşap bozulacak. Ama o arada birçok çocuğa gönlüne okçuluğu aşılamak için kullanıyorum. Evet, bu çok güzel bir şey. Yani çerçevelettirebilir değil mi? Evinde saklayabilirsin ama yani bu o çocuğun mutluluğu senin için paha biçilmez. Tabii ki canım yani son 10 yıldır kaç kişi bununla ok attı? Kaç tane çocuk ok attı? Atış hazırlık, fadak. Okları koyduğumuz çantaya sadak diyoruz, ok çantası sadak olarak. Sadak. Yarışmalarda kullandığımız, Mete'nin kullandığı. Mete mi kullandı bu? Mete de kullanıyor. Dört tane temel kuralımız var. Bir, boş yay bırakılmaz. Çektiğin ok takılı olmayan yay boş yaydır, bırakılmaz. Oku her zaman atış çizgisine takacaksın ve okun ucu hep hedefi gösterecek. Hayrettin bakar mısın dedim. Efendim hocam git böyle dönmek yok. Şimdi atış çizgisinin neresi hocam en güvenli yer? Atış çizgisinin arkası güvenli yerdir. Atış çizgisinin önünde hiçbir zaman gezilmez. Evet. Kural 4. Atış alanında herhangi bir canlı varlık varsa, arkası dahi eğer güvenli değilse oku yaya tak. O yüzden mesela Mete'yi resim kursuna gönderdim. Niye? Bakmakla görmek farklı bir şey. Mesela atarken de sol el iter, sağ el çeker. Piyano kursuna o yüzden gönderdim. Güzel. Çift farklı hareket yapması gerekiyor. Evet. Hep desteklemişsin aslında o bu sporu yaptırırken. Sırt kullanıyor, sırt kası. Herme, mesela basketbolda geçerli sırt kuvvetli bir kas kurumudur. O yüzden basket de oynadı. Basketbolda da oynadı. Tabii. Basketbolda da el ve ayak koordinasyonu için. Çok iyi. Yere sağlam basıp yukarıyı kullanabilmesi için çok fark ediyor. Aslında bu başarının arkasında, Mete Gazoz'un başarının arkasında hakikaten şu anda da anlattığın üstüne denk geldi. Ailesi var. Tabii yani, bu çok önemli. Bilinçli. Mesela eşim bankacıydı. Bankaya çıktı. İşte kulübü kurduk. Hadi dedik okçuluk buraya geliyor. Yani yükselişte bir yerlere gelecek belli. Şu anda eşim belki de bir genel müdür yardımcısı, belki de genel müdür olacak. Tabii. Bankacıydı yani hakikaten. Başarılı bir bankacıydı. Ha bıraktı. Kulüp dedik hani kulübümüzü kurduk, kulüp başkanı yaptık. Yani bu yolda ilerledik. Büyük fedakarlık. Tabii yani annesinin fedakarlığı benden daha fazla. Ben kendi işim, zaten kendi işim. Ama çalışan bir, kazanan, üreten
bir iş dalını bırakıp olmayan sıfırdan, bak böyle olma ihtimali var, ona dayanarak. Çok da yere gidiyoruz. Güzel oldu. Yani bu emeğiniz çok. Şimdi evet, tam karşıma geçtim. Birinci hareket, evet tam karşımasın. Birinci hareket, ayaklar paralel. Oku takalı, pardon. İkinci hareket basış, üçüncü hareket tutuş. Ama nasıl tutacaksın? Nasıl? Serçe parmağınla baş parmağını kapattın. Şu üç parmağının birinci boğumlarından tam L şeklinde. Okay. Okun iki parmak altından. Buna bear bow yargan, bear bow stili deniyor. Field archer'de kullanıyor. Yay, ok, sen. Çok fazla aksesuar yok. Çok fazla bir şey yok. Gözün önüne kaldırdın. Tamam, çektin. Keyfine kadar çek. Çek, çek, çek. Çekeyim mi? Evet, tamam, yeter. Yeter, çok çek, yeter. Okun üstünden, tam ortadasın. Bir, iki, üç. Bırak. Evet. Aa, ilk atış için yani... Hocamı dinledim çünkü. Hocamı dinleyin, ne yapayım? Vallahi Metin Hocam, ben buraya ikinci gelişim. Ben buraya ilk geldiğimde dedim ki bunu kendi kanalımdaki seyircilerime de göstermem lazım dedim. Tekrardan bize böyle bir imkan verdin. Teşekkür ederiz. Her zaman. Hani okçuluk deyip geçmeyelim gerçekten. Çünkü arkada büyük bir emek var. Daha anlatmadığı bir sürü şey var. O yüzden ben çok memnun oldum bu videoda. Çok yani, teşekkür ederim abi. Sizin aracınızda okçuluğu anlatabildiysem ne mutlu bana. Hem kendim adıma hem camiam adına. Bu arada Mete şu anda dünya şampiyonasında. Sezon devam ediyor. Olimpiyat bitti, geldi. Bir hafta bir hasret giderdik. Hemen kampa girdi. Ayın 15'inde Amerika'da dünya şampiyonası var. Ona hazırlanıyor. Oraya hazırlanıyor. O bittikten sonra 2 gün sonra da dünya kupası finalleri var. Ey maşallah. Orada olimpiyat şampiyonu olduğu için direkt katılma kazandı. İki yarışmayı da çıkartıp Ekim'in ikinci haftası gelecek. Evet. Geldikten sonra da onlara tekrar buluşup bir şeyler çekeceğiz. Metin Gazoz'a çok teşekkür ederiz. Bize İkinci evlerini açtılar, birinci evlerini açtılar. Video beğendiyseniz kanalıma abone olmayı, like atmayı, yorum yapmayı unutmayınız. Bir sonraki videoda da görüşmek üzere.